Bu Güzel Soy kanalındasınız. Ben Burak Güzel Soy. Çay ve kahvenizi hazırlayın. Çünkü uzun uzun One Piece 1116. chapter'ı konuşmak için karşınızdayım. Abi kafam karıştı. Yani direkt söyleyeyim bunu. Başlayalım. One Piece şimdi 1115'in zaten devamı. Bu chapter'da hani eskiye dayalı revelasyonlar yok. Açıklamalar yok. Daha çok Vegapunk'ün şimdiki sorgulamalar ve şimdiki yani amacı ne olduğunun üzerine konuşuluyor. Ve bu 1116. chapter'da biraz daha bizler bir okuyucular olarak oradaki karakterlerden daha fazla biliyoruz gibi geldi. Şimdi Vegapunk Modern Flame'in aslında bir enerji kaynağı olduğunu söylüyor ve bu enerji kaynağının sayesinde aslında antik silahlar devreye hani aktif bir şekilde devreye sokulabileceğini söyledi. Yani ilginç olan bu Modern Flame dediği o yaratmış olduğu enerji bir de şey anlatıyor. Hani ben bu enerjiyi neden yarattım? Endüstriyel anlamında işte üretim bakımından biraz daha bizim sivilizasyon toplumumuzu geliştirmek bakımından yaratmış olduğum enerji. Dolaylı olarak aslında biraz daha hani nükleer enerjiyi yani dolaylı olarak da düşünebilirsin. Zira o çünkü nükleer enerji şu an ciddi bir ısı yaratarak elektrik enerjiye dönüştürme hususunu direkt aklıma geldi. Ama bu enerji aynı zamanda fragmentedir. Yani fragmente derken bölünmüş bir şekilde ortalıkta. Ve birisi de çalmış o enerji yani bir kısmını. Şimdi One Piece'teyiz. Hani bu enerji acaba ana enerji, hani parçalanmış bu enerji ana kaynağa bağlı mı yoksa ana kaynağa bağlı olmaksızın böyle devam edebilir misin? Yani kendi emel uğruna da bir şeyler yapabiliyor musun o bölünmüş enerjiyle? O da bir soru. Ve burada Vegapunk şunu diyor. İşte bu Modern Flame'in sayesinde antik silah devreye girdi ve Lurusia ülkesi böyle yok oldu. Zaten ondan dolayı inanılmaz bir vicdan azabı çekiyor. Ve özür de diliyor zaten ekranlarda. Yine yani demiş olduğum gibi ilk Oppenheimer'ı izleyenler bilir. Hani orada da sonuçta mesela tam hangi amaç emel uğruna kullanacakları bilmedikleri için sonrasında inanılmaz bir vicdan azabı yaşıyorlardı. Hani özellikle başta olmak üzere Oppenheimer ve bilim adamları. Orada da biraz hani diyor ki ben yarattım ve benim yaratmamın sebebi yani benim yarattıktan sonra bu enerji kötü emeller için kullanıldı. Ve binlerce insanın ölümüne ben aslında vesile oldum. O onun üzüntüsünü yaşıyor. Ve burada da şey görüyoruz aslında hani özellikle Sakazuki Akainu şey diyor. İşte Vegapunk her şeyi anlatacaksın falan. Yani burada Akainu'nun fazlasıyla bildiğini bana öyle geldi. Çünkü şimdi anlamadım şu. Şimdi zaten Vegapunk anlatırken o bir de iyi bir şekilde objektif anlatıyor. Yani mesela şey demiyor. Demiyor işte bu dünya hükümeti yaptı. Hani bir şekilde devreye girdi ve patlatıldı. Hani burada aslında insanlara bir kafalarına bir kurt işaretini sokuyor yani şey diyor. Yani şimdi Barbe Noire yani kara sakal yapmaz. Hiç yapmaz. Şimdi gerilloslar yapmaz. Hani devrimciler yapmaz. Bunu zaten içine gelmeyecek ne? Dünya hükümeti. Hani insanların aslında kendi düşünsel yetenekleriyle varabilecekleri nokta orası. Şimdi ama yani beyaz siyah da değil. Çok böyle nötr kalıyor Vegapunk. Ve aynı zamanda da geçmiş yani o kayıp yüzyılın bilgisini de sorguluyor. Burada da anlattıkça şimdi anlamadığım bir şey yani Tenryubito'ların mesela bu bir tepkileri vardı. Tenryubito'ların haberleri bile yok yani kayıp bir yüzyıl mı varmış falan. Ama Akainu şey diyebiliyor hani her şeyi mi açıklayacaksın? Acaba hani üst düzeyde amiraller biliyorlar mıydı? Hani kayıp yüzyıl hakkında, antik silah hakkında dolayısıyla One Piece'in hepsi olmasa da belli bir One Piece'in içerisindeki bilgiden haberleri var mı? Onu soruyorum. Ona kafam karıştı. Hani Akainu böyle bir tepki verdikten sonra. Yani baktığında zaten Buster Call sıkıntılı bir şeydi. Hani bir tuşla bir adalar yok olabilirdi. O bile sıkıntıydı. Ama şimdi tepeden böyle bir antik silahın keyfi için böyle birden bir adaya patlatması çok büyük sıkıntı yani. Bir de nitekim de patlattıktan sonra da hani dünyayı sarsacak bir deprem oluyor. Bu deprem dolayısıyla 1 metre yükseklik artıyor denizler falan. Yani çok ciddi tesirler de yaratıyor herkes için. Yani ondan dolayı yani sadece yani Lurusia öldü gitti değil yani büyük bir korku yarattı insanlarda. Bir de antik silah deyince direkt Momonosuke böyle atlıyor diyor. Plüton biz de yapabiliriz falan böyle tarzında. Orada da zaten Crocodile'ı da görüyorsun. Yani
bilmiyorum, beni düzeltin de herhalde krokodilin amacı Python'u bulmaktı. Yani öyle düşünüyorum. Şimdi burada diğer bilgi de şu, aslında Joy Boy bu 3 yani antik silahı bir şekilde gelecek jenerasyonlara aktarmak için saklamıştır. Böyle bir muhabbet var. Böyle de olunca şimdi hani maniheizm dini vardır. Mesela iyi kötü yani iyi kötü değerler üzerine kuruludur. Manikeye de derler. Şimdi bunu bilince yani antik silahların silah olmayabileceğini de düşünüyorum. Joy Boy'un da hani tamam herkesin bir kurtarıcısı vesaire de biraz böyle entropi merkezi olarak görüyorum. Hani kaos taşıyıcısı gibi de görüyorum çünkü yani şey Joy Boy'u öyle görüyorum. Yani tamamen iyi de değil yani. Demiyorum kötü ama Joy Boy yani konuştuğumuzda bir gri renk üzerinde, nüanslar üzerinde bence konuşmamız gerektiğini düşünüyorum. Yani sadece hani herkese özgürlük diye iyi bir insan olmayabilir. Yani var olan bir dünyada abi tamam Joy Boy sıkıntılı yani hani sisteme uymuyor tarzında hani herkes bir radarlarına koysun Joy Boy'u bir şekilde ekarte edelim de olabilir. Bir de antik silah şimdi Joy Boy'u sakladıysa bunu hani herhalde ya abi tamam gelecek jenerasyon birbirine patlatsın diye değil. Yani bu silah, bu antik silah dediğimiz olay aslında birçok fonksiyonu var. Ama bizler yani silah olarak algılıyoruz. Şimdi zaten bu olay benim kafamı karıştırdı. Çünkü zaten Vegapunk'un diğer sorgulaması Goldie Hoca yani şey dünya kral korsanı olmuş aslında direkt şeye atıfta bulunuyor. Roi des Pirates'lara. Fransızca konuşuyorum pardon. Goldie Hoca'ya ve diyor ki yani bunlar her şeyi bilmelerine rağmen çünkü One Piece'i Loftel'e giden onlar. Her şeyi bilmelerine rağmen niye bir şey açıklamıyorlar? Hani şimdi Vegapunk dünyanın en zeki insanı, bütün bilgi birikimini hepsini bir şekilde kafasında depolayabilen bir insan. Ki zaten öngörebileceği planlar da olmuştur. Hani bu emitörün yani şey reseptör emitörün yani video yayınının devam etmesine sebep olan o emitör mesela antik robot koruyor. O da hani belli bir şeyleri öngördü ama burada da kafam karıştı. Ama o konuya gelmeden... Şimdi Goldie Hoca diyor ki her şeyi biliyorlardı bunlar. Niye açıklamıyor? Bunu derken de adı neydi ya? Hayleg'i görüyorsun. Hayleg de içiyor. Diyor ki ya Vegapunk ne yapıyorsun? Biz yaşlandık ya biraz gençlere bırak. Gençler bir kendiliğinden bilsinler, tatsınlar, keyif alsınlar tarzından bir şey diyor. Burada hani size soruyorum yani siz ne düşünüyorsunuz? Çünkü şimdi ya abi Goldie Hoca... Ya Hoca... Oraya giderken abi hayatının gülüşünü yaşadı orada. Yani Loftel'i gördü, o kadar güldüler ki. Adam iki hafta tamam abi ben ömrümü yaptım yetti gidiyorum ölmeye moduna girdiler. Yani demek istediğim şey şu, eğer gördükleri One Piece açıklamaları hani abi herkes birbirine edecek, antik silah birbirine vuracaklar falan kaos getirecek olayı olsaydı gülmezlerdi abi. Çünkü sonuçta mesela hadi Joy Boy'u bilmiyorsun tamam ama hani Roger'ın kötü bir korsan olmadığını da biliyorsun. İnsanlar iyi anlatıyor. Yani gittikleri yerde tahrip etmemiş. Hayleg var onun yanında. Oden Kuzuki var. Hani var da hani Kaban falan. Bunlar kötü insanlar değil. Şu anki zaten tarzlarından da onu gösteriyor. Ondan dolayı acaba hani şimdi adamlar neye gülsünler ki? Ya bence şöyle çözümünü de gördüler dünyanın. Ki güldüler. Çünkü bence rahatlatma gülüşü de olabilir. Ve bir yandan da ulan ne kadar gerizekalı aptalmışız da öyle bir yani bir hiciv olarak da gülme olayı olabilir. Yani bir toplumun şu anki salaklığına ve şu anki karşımızdaki çözüme. He tamam benim işte iki hafta sonra zaten öleceğim kalpten dolayı yani ölecek hastaydı Goldie Hoca. Biz yapamayacağız. Gelecek jenerasyon yapabilecek. Onun için bro süper. Hani böyle bir izlenim görüyorum. Ondan da gülüyorlar yani. Sıkıntı yok falan. Endişe etmeye gerek yok. Hani ölsek de endişe etmeye gerek yok. Dünya eski haline dönecek gibi bir gülüş algılıyorum. Hani Joy Boy'u bilmesek de demiş olduğum gibi bu antik silah aslında her şeyden daha çok yani pardon silah haricinde birçok şey kullanılabilir. Yani daha çok mesela coğrafik olarak bir enfrastruktür olarak belli bir modifikasyon yapmak uğruna olabilir. Ne bileyim bir şeyler değiştirebilirsin. Coğrafya biraz daha hani insana elverişli olabilir. Veyahut da dünyayı eski haline yani
tahripsiz haline de tekrar yaratmak için antik silahlar yapılmış olabilir. Yani hocanın bak bunlar var ya birbirine vuracaklar silahlar var çok tehditkar falan buna güleceklerini hiç düşünmüyorum. Dediğim gibi yani ona biraz şey yani ona bir kafam takıldı yani bu chapter'ı okurken. Diğer hususta aslında emetörün demiş olduğum gibi robotta olduğunu yani robot koruduğunu. Şimdi Vegapunk tamam akıllı zeki dünyanın en zeki insanı da şeyi yani robotun yani Gear yani Luffy'nin kalp atışlarından sonra canlanabileceğini nereden bildin? Size soruyorum abi. Şimdi ya bunu bilse o zaman Luffy'nin Joy Boy olduğunu bilebilirdi. Bir zaten ölebileceğini düşündü. Bir kere onu öngördü. Hani belli şeyleri öngörebilir. Sıkıntı yok. Hani en kötü planları, senaryoları, ölümünü, duayenlerin gelişini sorun değil. Ama robotun canlanması bana garip geliyor. Çünkü ya bir ara yani Luffy Gear 5'da değildi ki robot canlandığında. Ya bilmiyorum orada bir kafam karıştı. Bir de kendisi şey demişti. Hani Mother Flame ile ben bu robotu canlandıramadım diye onu söyledi. Yani ya yalancı Vegapunk ya sallamasyon yaptı o an ya da Luffy'nin Joy Boy olduğunu biliyordu. Ne bileyim yani çok sıkıntılı. Yani çok kafam karıştı bilmiyorum. Ama yani onları öngörüp şimdi robotu göreceğiz. Bir de robot hani konuşabilen kognitif bir bilgiye sahip bir şey. Düşünsel yapıya sahip bir robot. Bir cyborg. Yani robot değil aslında. Merak ediyorum. Gücünü merak ediyorum. Sonuçta hani Joy Boy'a bağlı bir nakama da olabilir. Umarım hani duayenler tarafında one shotlanmaz. Hani tek isteğim bu. Biraz bilmek istiyorum. Konuşmasını da duymak istiyorum. Ve diyeceklerim bu kadar. Siz ne düşündünüz? Yani 1116. chapter'da yani bir öncekine nazaran daha çok kafamı karıştırdı. Çünkü hani direkt ben sual soruyor ya Vegapunk. Aslında sorguluyor. Ondan dolayı birçok şey olabilir ama en kötüsü yani en kötüsü dediğim en iyi ihtimal bütün dünyanın antik silah varlığından haberdar oldu. Çünkü krallar da zaten sorguluyor. Nasıl Lucia yok mu hemen teyit edin demiştir bir tane kral. Ona dolayı bakacağız ne olup bittiğini. Yani bu chapter'da en son ilgilenmemiz gereken husustu bence. Tamam Vivi var. Hani o olay da var. Kobra'yı gördük vesaire. Öyle. Siz ne düşünüyorsunuz? Zaten bu konuda en iyi tartışmak için yorum sekmesinde okuyacağım sizleri. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Ciao.